sevgili izleyenler. Bir gündem analize daha tekrar bu hafta sizlerle birlikteyiz. Stüdyomuzda yine Seralı İbrahim Köprülü, Kartal İş ve Sedat Altan kardeşlerimle beraberiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün önemli bir gün. Dünya Kadınlar Günü 8 Mart'ı kutluyoruz. Öncelikle tabii tüm kadınların bu güzel bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Kadınların mutlu olması, neşeli olması, sevinç içinde, huzur, güven ve barış içerisinde yaşamaları, son derece konforlu bir hayat yaşamaları bizim için çok önemli. Hocamız Sayın Adın Oktar da bu konuda çok önemli açıklamalar yapıyor ve hassasiyetle, titizlikle bu konunun üzerinde duruyor. Kadın sevgisi, kadına bakış açısının Kur'an'a dayalı olması, Kur'an ahlakına dayalı olması yönünde son derece önemli ve etkili açıklamaları var. Bunlar uygulandığı takdirde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklanırız inşallah. Çünkü o mübarek insan da kendisine sorulduğunda üç şeyi çok sevdiğini, namazı, güzel kokuyu ve saliha kadını çok sevdiğini söylüyor. Biz de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda giden Müslümanlar olarak onu tabii ki örnek alıyoruz. Bu güzel bir gün tabii ama geçtiğimiz programlarda defaten konuştuk aslında. Kadınlara Kur'an'a dayalı ahlak belli bir oranda yaşanmadığı için hak ettikleri muamele maalesef yapılmıyor. Hem aile içinde hem aile dışında kötü muamele görüyorlar. Kötü davranışlara maruz kalıyorlar. Evet, ikinci sınıf gibi, yani hiç değer verilmiyor. İkinci sınıf vatandaş ne yazık gibi yani muamele görüyorlar. Bunun ne kadar yanlış olduğunu, bunların sakıncalarını da izleyenlerimiz, biz takip edenler izlemişlerdir. Konuştuk. Bunun mahsurlarını da konuştuk. Bunlarla ilgili alınması gereken tedbirleri de konuştuk. Hatta bir program yaptık bununla ilgili. Gerçi tabii birçok program yapmak gerekir ama çok fazla konu olduğu için tabii inşallah başka programlarda da bunu ele alırız. Tekrar ben buradan hem şahsım hem A9 çalışanları ve televizyonumuzun adına tüm annelerimizin, tüm bacılarımızın, kardeşlerimizin, ablalarımızın, küçüklerimizin tabii ki, onlar da geleceğin tabii ablaları, anneleri olacaklar. Hepsinin bayramını kutlamış olalım. Tabii kadınlara yapılan bu kötü muamelede aslında temeline baktığımızda sevgisizlik yatıyor demiştik. Ve sevgiyi bilmeme, bunu yaşamama, bunu yaşatmama yaşıyor demiştik çok defa programlarımızda. Bu hafta, geçtiğimiz hafta enteresan bir olay oldu. Yani hepimiz de şok etti. Gerçi artık her gün şok oluyoruz ama bu da çok anormaldi. O olayı bize anlatır mısın Sedat? Şimdi ötenazi, yani aslında bunun kibar adı ötenazi, intihar demek bu. Bireylerin, insanların kendi rızasıyla hayatlarına son verebilme hakkı Avrupa'da kanunlarla mevcut biliyorsun. Hastalık olabilir, yaşlılık olabilir veya farklı sebeplerden bir birey hayatına son vermek istediğinde birçok Avrupa ülkesinin kanunlarında onun meşru bir hakkı. Tabii biz buna baktığımızda Avrupa'daki materyalist, batıdaki materyalist kültürün buram buram etkilerini görüyoruz. Sevgisizlik, ilgisizlik, alakasızlık, insanların birbirini sormaması, insanların birbirine sahip çıkmaması bu ötenaziyi de sıradan bir vaka haline getirdi. Her sene okuruz biz gazetelerde, Belçika, Hollanda, Almanya. Fakat olay artık bir hani toplu ritüel, toplu tören haline gelmiş. Son birkaç vakada biz bunu gözlemledik. Ne oldu Belçika'da? Yani herkes hatırlayacaktır. Geçen hafta Beşiktaş'ın yeni Avrupa Kupası eşleşmesi oldu. Kulüp Brugge diye bir Belçika takımıyla eşleşti. Tam da tevafuk bu takımın taraftarlarından bir beyefendi, Lorenzo Schobert diye. 41 yaşında genç de bir beyefendi. Allah şifa versin. Artık diyemeyeceğiz herhalde. Çünkü bu kararı aldı, uygulanmış da olabilir. Hastalıklardan muzdarip. Uzun yıllardır ameliyat olan bir şahıs. Pek iyileşme umudu doktorlar yani kendisiyle ilgili yani görmedikleri için ötenazi kararı almış. Fakat aynı zamanda bu kulüp bürücün de fanatik bir taraftar olarak kulüp, tırnak içinde diyorum, onurlandırma, bu bir onurlandırma değil aslında, adına kendisini son bir kez maça davet ediyor. Stadın ortasına çıkarılıyor. O forma veriyorlar. Forma veriyorlar. 20-25 bin kadar taraftar var tribünde. Son maç izlediğini, gurur duyduğunu takımıyla anlatıyor. Onlar da bravo diyorlar, alkışlıyorlar. Maçı da takım kazanıyor, uğurluyorlar ölüme. Şimdi tabii bu çok korkunç bir şey.
Yani 25 bin kişilik bir toplum düşünün. Çünkü üç dinde de, Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de, Musevilikte de, Müslümanlıkta da bir insanın hayatına son vermesi haramdır. Sadece biz Müslümanlara özgün değil. Bu Muharref Tevrat'ta da böyledir, İncil'de de böyledir. Yani bir tane aklı başında insan bile o kadar kalabalıkta çıkıp da, kardeşim bir kere hani biz senin için hep beraber dua edelim. Daha tıp teknikleri gelişmiş ülkeler var, araştıralım, yardımcı olalım. Allah'tan ümit kesilmez. Ahiret var, yani bu dünya bir son değildir. Allah eskilesin, velev ki yani öldü, vefat etti hastalıklardan. Sonrasında ahiret var değil mi? Ahirete yönelik onu hazırlama. Allah'ın varlığını, birliğini hatırlatma. Bir sahip çıkma yok. Korkunç bir şey olay, korkunç bir ritüel. Bunu bir de yücelterek sanki çok matah bir şeymiş gibi anlatıyorlar. Yani bu da insanlığın hani o manada materyalizmin insanları ne hale getirdiğini çok acı, ibretlik bir örneği. Yani materyalizme girdin mi zaten adam hani o sistemde yaşadı mı, yetişti mi? Zaten insanlık kalmıyor dediğin gibi. Yani ne vicdan var, ne sevgi var. Ne de onu doğrultabilecek bir mantık da kalmıyor. O silsile içinde, sosyal darwinizm içinde kaybolup gidiyor. Onu oradan çıkaracak bir şey, alternatifi de olmuyor. Bunun tek alternatifleri var aslında. O da Kur'an ahlakı inşallah. Yani buna bir şekilde yönelmeye çalışmaları, bunu fark edebilmeleri. Ama büyülenmiş gibi oluyorlar. Yani çok okumuş da olabiliyor adam. Yani çok kitaplar okumuş, çok kültürlenmiş. Kendince çok üst seviye görebiliyor. Ama sevgi ve vicdandan yoksun olunca, şefkatten yoksun olunca istediği kadar kendince bir kariyer yapmış olsun, o sistem içinde yükselmiş olsun, o huzuru da bulamıyor. Hepsi mutsuz oluyor. Hiçbir zaman neşeli olamıyorlar. Hatta şu son birkaç gündür Hindistan'da çekilen bir belgesel var. Ve bu belgesel yasaklandı. Kadınlara şiddeti içeren. Biliyorsunuz Hindistan tecavüz konusunda, yani kadınlara tecavüz konusunda yani artık üst boyut bir ülke haline geldi. Dakikalarla artık sayılıyor. Ve hatta daha sonradan da öldürüyorlar yani birçok insan bu şekilde öldürüldü. Birçok kadın öldürüldü. Bak mesela senin dediğine bir ilave yapmak istiyorum ben. Hindistan'da bir tecavüz zanlısı bu hafta yargılandı. Dua etsin onu öldürmedim diyor. Yani çok pişkin pişkin konuşuyor. Bir de diyor ki iffetli bir kadının diyor saat 9'dan sonra dışarıda ne işi var diyor. Zihniyet bu yani. Zaten bu o otobüste işte toplu halde bir saldırı olmuştu bir kadına. Ve daha sonradan da öldürdüler. Hepsi aynı şey diyor. Yani kadın suçludur zaten diyor. Yani genel olarak kadın ya kıyafetinden dolayı ya işte sokakta oluşundan dolayı. Ya kadının sokakta oluşu suçlu olmasını gerektiriyor diyor. Şimdi aslında materyalizm dediğimizde aynı materyalist kafa burada da var. Ya Bağnazların kafasında da var. Hinduların kafasında da var. İşte ne bileyim başka Asya ülkelerinde, Amerika'da, Avrupa'da da var. Yani orada kadını kadın, erkek diye ayrım yapan onlar. Allah Kur'an'da üstün olan üstünlük takva iledir diyor. Yani ne bir kadın ne bir erkek böyle bir üstünlük yok Kur'an'da da. Takva da üstünlük var ama orada o kadınsa işte senin dediğin gibi 9'dan sonra çıkamaz dışarı veya işte şu kıyafeti giyemez. Ya kıyafet giymesine de gerek yok. Sokaklarda dolaşamaz. O zaman İşte başına geleceklerden kadın mesuldür gibi bir bakış açısı bu değişmediği sürece kadına şiddet dünyada asla engellenemez. Burada asıl sorun, Serhan anlattı çok önemli, materyalist kafa insana madde olarak bakıyor. Yani bir insanın ölmesi o maddenin yok olması gibi yorumlanıyor. Yani insanın ruh sahibi olduğu, bir mana olduğu, insanda bir derinlik olduğu hususu yani onu hiç ilgilendirmiyor. Böyle bir gündemi bile olmuyor. Dolayısıyla bir kıymeti harbiyesi olmuyor onu öldürmek veya onun ölmesi veya onun intihar etmesi, kendi kendini öldürmesi. Ötenaz denilen şey. Bir de ona da böyle bir, yani ilk ben bilmiyordum bu şeyi uzun yıllar önce kelimeyi. Böyle bir hani sanki acayip bir şeymiş gibi de bir ötenazi falan böyle nedir diye insan merak ediyor. Okuyunca yani bu intihar desenize kardeşim işte millet de bilsin yani ben ötenazi hakkımı kullanıyorum dediğinde biri. Millet vay be görüyor musun ne kadar medeni insan. Süslü kelimeler. Yani kelime süslü ya. Millet de bir şey zannediyor. Halbuki ben intihar edeceğim diyor o kişi. Millet de alkışlıyor ötenazi hakkını kullanıyor. Yani bu da çok ayrı bir onu da konuşuruz da. Buradaki önemli olan şey insana madde olarak bakılması. Dolayısıyla yani bir insanı mesela bir kaleme sevgi duyması pek hani duyulmuş bir şey değil. Cama sevgi duyması. Çok duyulmuş bir şey değil ama aynı ruh haliyle insana baktığında kadın olsun erkek olsun hiç fark etmez. Sonuç maalesef böyle oluyor. Yani onu öldürmek,
onun ölmesi bir anlam, bir mana ifade etmiyor insanların gözünde. Bir insan yani intihar etmeye karar verdiyse çevresindeki yani aklı başında, hani hep der ya, denir ya, bir tane aklı başında insan yok mu diye. Çok ünlü bir şeydir, sözdür malumunuz. Yani birinin çıkıp da ona müdahale etmesi gerekir güzel kardeşim. Yani tamam, burası dünya hayatı, burada imtihanlar var, sıkıntılar var, zorluklar var, çileler var ama bunların hepsinin bir sebebi var. Cenab-ı Allah bunları yaratıyorsa mutlak surette bunun ahirette bir karşılığı var. Bir güzelliği var yani. Tabii senin burada sonuçta sabretmen gerekiyor. Sabrı cemil diyor hocamız hep. Güzel bir sabır göstermen gerekiyor. Bu seni en çok seven bir varlıktan gelen bir olay olduğunu bilmen gerekiyor. Ve burada Cenab-ı Allah olan senin bağlılığının ölçüldüğü, imtihan edildiği çok aşikardır. Sen bununla ilgili bir faaliyet yapacağına, olaya teslim olup canına kıymak gibi bir karar alıyorsun. Bu da materyalist bir yapının şeyi. Çünkü o insan, Üstad Bediüzzaman Hazretleri onu çok güzel anlatıyor. Yok olacağını zannediyor. Halbuki çok büyük bir sürpriz bekliyor onları diyor. Yani uyandıklarında çok şaşıracaklar diyor ahirette. Yok olmuyorsun, Allah yok olma diye bir şey yok. Evet. Ölüm ahirete bir geçiş, yani bir adım atma gibi, her gün adım atıyoruz. Bir adım atma gibi, bu kadar. Sonra sonsuz hayatımızın başladığı bir olay. Adı ölüm. Belki yani insanın kulağına böyle tatsız geliyor ama halbuki güzel bir hayata başlangıç için. Asıl hayatın başlangıcı. Tabii yani tadılacak hatta, değil mi? Şeytan Allah'sın, her nefis ölümü tadıcıdır diyor. Yani tadılacak bir hadise bu. Tadına bakıyoruz. Nasıl olduğunu anlıyoruz ölümün. Ondan sonra ahirete geçiyoruz. Sağlıklı insan da öyle bilir. Yani sen o kararı verirsin ama ondan 5 dakika önce de Cenab-ı Allah senin canını alabilir. Yani veya sen ne bileyim işte stadyumda birçok insanla konuşursun. Stadyumun ne bileyim bir tarafı çöker, Allah esirgesin. Senden önce orada 5000 kişi vefat eder. Yani bunun tamamı Cenab-ı Allah'ın elindedir. Hiç kimse Cenab-ı Allah'ın verdiği canı alamaz. Bunun da karşılığı ahirette var. Dolayısıyla materyalist sistemle yetişen insanlar ahiret bilinciyle, ahiret şuuruyla eğitilmedikleri için maalesef böyle şeylere eğilim gösteriyorlar. Şimdi gündemimize gelelim isterseniz. Türkiye'de bayağı bir bu hafta önemli gelişmeler oldu. İşte hepiniz biliyorsunuz, hükümetle HDP arasında Dolmabahçe Sarayı'nda bir toplantı gerçekleşti. Bunun hemen toplantının ardından HDP'yi temsilen Sırrı Önder bir açıklama yaptı. Dedi ki PKK silahları bırak, bir kongre düzenle, hemen seni kongreye çağırıyoruz, toplanın, silahları bırakın dedi. Tabii bu her zamanki gibi kuşku, şüphe, endişe, tereddüt, artık ne varsa buna benzer kelimelerle karşılandı. Çünkü biz bunu, bende birkaç not var, sizde de vardır eminim, herhalde bir 100 defa veya 1000 defa duymuşuz. En net 99'da bir söz. 93'te hatta var, 99'da 2000'li, var. 2000'li, onun başında 2013'te var. Bayağı var, bende notları var. Yani onların bütün gazete manşetleri. Peş peşe var, onları da konuşuruz. Böyle bir açıklama geldi. İlk soru şu benim aklıma gelen. Yani burada konuşulması gereken şu. Yani Sırrı Süreyya Önder bunu açıklarken PKK'ya silahı bırak mı diyor elindeki, yoksa hani silahları bırakma mı diyor. Yani silahları bırakın şeyi, ifadesinin ne manaya geldiğini bize bir kez daha açıklamaları gerekir. Şimdi bu konuyla ilgili yorumlarınız var. Ya şimdi PKK bir terör örgütü. Terör örgütü ne demek? Yani zorbalıkla, silahla mücadele ederek bir noktaya gelebilen, ki PKK'nın tarihinde de yani 80'lerin başından itibaren sözde Kürtler için yola çıktık diyerek, Kürt kardeşlerimizi öldürerek, kundaktaki çocuklarını katleterek, köylerini yakarak, değil mi? 360 binden fazla bir göç var Türkiye'de. Çok ciddi bir rakam. Mezarları basarak bu hale gelmiş ve silahla yaşayan bir toplum. Yani silahı bırakması diye bir şey düşünülemez PKK. Bunu hocamız defalarca söyledi televizyonda da. Yani bu silahı bırakırsa sıfıra inecekler. Zaten yani Kandil'dekileri düşün. Onlar silahı bıraktı mı ne yapacak? Tekrar silah alacaklar bir şekilde. Çünkü yani öteki türlü yaşayamaz. Öteki türlü bir gücü olmayacak. Ya geldiği bugün nokta zaten hocamız silahlar sayesinde oldu dedi. Yani korkutarak, sindirerek, tehdit ederek, şantaj yaparak. Evet. Ya o noktada bir terör örgütünün silahsız, silahları bırakıp ben böyle noktaya gideyim diye, geçeyim diye bir hareket etmesi düşünülemez. Bunlar bir de normal, hani mesela yurt dışında var. Bas bölgesinde eskiden vardı, işte İRA vardı filan. Bunlar, ama bunların tam bir ideolojisi yoktu. Bunlar özgürlük yiyor. PKK'nın bir amacı var. PKK bağımsız orada, değil mi?
Kürt devletini hedefliyor. Amacı bu. Komünist Kürdistan'ı istiyor ve bunun üzerine bir faaliyeti var yıllardır. Nerede istiyor bunu? Bizim ülkemizde. Ya Güneydoğu bölgemizde. Bizde de değil. Bizden başlayarak bütün Suriye, Irak, Orta Doğu. Kuzey, evet. Sen devam et. Devam edersin. Mesela şuna çok dikkat ettim. Sayın Tayyip Erdoğan çıktı dedi ki daha ne vermemizi bekliyorlar dedi. Çünkü bakın dikkat edin. Hep işte yok bir 10 madde ortaya sunmalar, yeni yeni şartlar sunmalar. Bu şartlar olmazsa asla işte silah bırakılmaz demeler. Şimdi bunları bir kenara bakın. Geçen gün işte Tayyip Erdoğan şunu söylüyor Sayın Tayyip Erdoğan. Biz diyor orada olağanüstü hali kaldırdık. Ki Kürtçe kitap basılmasını sağladık. Kürtçe televizyonlar yayına geçti. Kürtçe radyolar. Kürtçe öğretilmesinin önünü açtık. Şimdi ve insanların hakları iade edildi. İşte hasta olan varsa işte şeyden çıkacak. Suça karışmamış olan varsa onlar normal topluma rehabilitasyon edilecek. Şu olacak, bu olacak. Vermediğimiz bir şey yok. Yani şu an Türkiye'de Türk'ün, Laz'ın, Arap'ın, Çerkes'in, Boşnak'ın hakkı neyse bir Kürd'ün de hakkı o. Biz Kürt Cumhurbaşkanı, hocamız bunu çok güzel açıkladı. Kürt Cumhurbaşkanı seçtik. Kürt Başbakan seçildi. Kürt bakanlar var. Genelkurmay başkanları. Genelkurmay başkanları, valiler, kaymakamlar. Ya biz zaten Kürtlerle onur duyan ve gurur duyan insanlarız. Yani her zaman severiz. İmanlı, vatanına, devletine bağlı çok güzel insanlar. Hiçbir zaman da Kürt, Türk, Laz, Çerkez ayrımı yapmış insanlar değiliz. Her şeyi vermişken biz her türlü şeyi yani o Ergenekon döneminin bütün o zulmü ortadan kaldırılmışken hala hadi artık hükümet adım atsın demek. Yani bu açıkça hükümet hadi artık bize özerklik versin, federasyon versin demekten başka bir şey değil. Sayın Erdoğan da bunu diyor. Biz zaten her şeyi yaptık yani bundan sonra İkinci bir şey yapmamızı gerektirecek ne var? Bir kere o açıklamalarda şöyle noktalar var. Rehabilitasyondan bahsediyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Ya PKK kendini rehabilite olmuş gibi görmüyor ki. Onların bir komünist düzen ülküsü ideali var. Rehabilite demek sanki ondan geri adım mı atmış olacak? Yani topluma katıldığında, siyasete katıldığında aynı sistemi sürdürecek. Birinci nokta bu. Hatta hocamız onu çok güzel ifade etti. Af diye bir şey kabul etmiyor dedi PKK. Af derseniz biz masaya oturmayız diyor dedi. Kimi affediyorsunuz siz? Yani biz bir suç işlemedik diyor dedi. Kaldı ki yani yüz binlerce şehide vesile olmuş böyle bir örgütün affedilmesi, Abdullah Öcalan'ın da oradan çıkması hocamız mümkün değil dedi. Silahlanma konusunda Seral çok güzel özetledi. Şunu diyorlar yani halen o açıklamalara rağmen bu Abdullah Öcalan da dedi silahsızlanma istiyorum dedi. Arkasından KCK'nın, PKK'nın liderleri Cemil Bayık, Duran Kalkan, Zebat Andok çıktılar. Dediler ki silahlanma diye bir şey söz konusu yok. Niye biz silahlanalım ki dediler. Yani bir kere önce adımlar atılsın, net verilsin olay bize istediğimiz. Yani devlet verilsin diyorlar. Ondan sonra biz gerekirse silahsızlanırız. Ona da şerh koyuyorlar. Bak diyorlar ki sadece Türkiye'de silahsızlanma. Çünkü biz Suriye'de emellerimiz var. Kobani bölgesindeyiz, Haseke bölgesindeyiz. Irak'ta emellerimiz var. Dolayısıyla biz o bölgelerde yine silahlı mücadelemize devam edeceğiz. Ama adı PYD olacak, PJK olacak, farklı olacak İran'daki gibi. Adamlar zaten o konuda da bir geri adım atmış değil. Yani o kadar hani bir şımarma var ki, yani onu konuşacağız inşallah hep beraber. Hocamız söyledi. Osmanlı tarihinde, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şımarma var. Çok net konuşuyor adamlar ve biz buna Allah'ın izniyle bir kanunla hukukla dur dememiz lazım. Adam aleni yani çıkıyor. Rahat rahat söylüyor. Silahsızlanmayız kardeşim diyor. İstediğiniz kadar konuşun. Zaten silahsızlanamazlar ki. Bunların bir kendine çizdikleri bir yol haritaları var. KCK Sözleşmesi dediğimiz. Bu KCK Sözleşmesi'nde öz savunma birlikleri bir birlikleri var bunların. Yani bu zaten bunun polis teşkilatı. Güvenlik güçleri. Güvenlik güçleri. Bu var zaten. Şu anda hani bunlar görüyoruz ya Güneydoğu'da internette televizyonda çok çıkmıyor. KCK güvenlik vesaire diyerek. Burada bunlar zaten bunu uygulamaya çalışıyorlar. Şu an çözüm sürecinde hükümet daha biraz daha rahat bıraktığı için bu sistemi kurmaya çalışıyorlar. Bunda da şunu hedefliyorlar. Yani bak biz diyorlar güvenlik güçlerimiz var bizim. Devlet sizi korumuyor. Biz koruyoruz. Buradaki asayiş bizden sorulur diyor. Sen bu adamlara silahı bıraktırttın mı? Bu ne olacak bu ön savunma sistemleri veya işte o YDG, H'ler falan bilmem neler.
O zaman işe yaramayacak. O şekilde baskı altına alamayacaklar ki halkı. Yani onlar silahı bırakıp da Türk polisinin, Türk askerinin gücü, kuvveti ve denetimin altına girmeyecek ki. Kendi sistemini istiyor adam zaten. Tabii. Bunu kurmuş. Bunu şu an işletiyor o bölgede. Zaten burası anlaşılıyor işte. Hocamız iki tane detay söyledi. Yani iki maddede özetledi PKK'nın silahlılarını bırakması. Birincisi geliyor alıyor eski silahını bırakıyor. Yeni silahı alıyor. Çünkü bunu Amerika açıkladı. Evet dedi artık biz Kürtlere. Direkt silahı. Şimdi Kürtler gibi genel bir tanım kullanıyorlar burada. Ama peşmergeye de verilse bu mutlaka PKK'nın eline geçiyor. Bu zaten Kobani'ye, Haseki'ye, YPG'ye veriliyorsa bu zaten PKK'ya direkt verilmiş silah anlamına geliyor. İtalya açıkladı, Almanya açıkladı. Bunlar sadece açıklayanlar. Bu üç ülke zaten direkt biz YPG'ye şunları bunları silah veriyoruz dediler. Şimdi bunlar ne yapıyorlar PKK? Diyorlar ki biz silah bırakacağız. Bu zaten herkes şunu da söylüyor. Bu silah bırakma sembolik. Yani hani niyet olarak bıraktığımızı göstereceğiz. İşte belki göstermelik bir kamyonet dolusu saçma sapan silah bırakılacak. İşte bakın hadi bıraktık. Şimdi bir kere böyle değil. Yenisini alınacak. Yani bunlar yenilemek için eski silahlarını bırakacaklar dedi hocamız. İkincisi de biraz önce Kartal'ın anlattığı silahları bırakacaklar. Yerine diyecekler ki devlete biz bu bölgenin yeni güvenlik teşkilatıyız. Hadi bize silah verin. Yani devletten silah isteyecekler zaten. Yani şımarıklıkların boyutu bu zaten. Biz artık burada o 16-17 yaşındaki çocukların başını taşla ezen o katil sürüsüne silah dağıtacağız. Onlar güvenliği sağlayacak diyor bunlar. Evet zaten yani bak şimdi aslında diyor. Şöyle bir durumu Avrupa açısından meşrulaştırdılar. Yani öteden beri Amerika'nın derinleri bazı neokonlar olsun Avrupa devletleri zaten hep PKK'nın yanında gizliden gizliye yer aldılar Cumhuriyetimize karşı yapılan uygulamalarda. Ama tabii o zaman böyle bir yardım belgelendiğinde tepesine çöküp hesabını sorabiliyordun. Şimdi Kobani'de IŞİD'le ya da Irak'ta, Musul'da IŞİD'le mücadele adı altında aleni şekilde birinci ağızlardan Amerikan resmi temsilcilerinden biz silahlandırıyoruz diyorlar. Mesela bunu Esed de diyor. İşin komik yani Esed de bunlara yardımcı oluyor. Ben diyor PKK'ya yığınla silah verdim diyor. Ama şimdi diyor inkar ederler diyor. Çünkü Amerika'nın güdümüne girdiler. Zaten baştan beri öylelerdi. Sen de Amerika'nın güdümünde bir adamsın. Ama dedi tek tek ben bunların listesini şeyi tuttum diyor. Yani şimdi zaten PKK parasal açıdan çok sorunu olan bir camia değil. Çünkü Avrupa'da uyuşturucu trafiğinden, kirli para trafiğinden çok ciddi şantajla, tehditle, adam kaçırma fidyeyle ciddi bir paraya hükmediyorlar. Yani o para silahları alacak paraları vardı ama silah alacak resmi bağlantıları yoktu. Şimdi çok net bir şekilde sırf hibe de değil bu silahları hatta ağır silahları elde edip bizim helikopterlerimize, uçaklarımıza, askerimize yönelik ağır teçhizatlarla saldırma imkanına kavuşmak istiyorlar. O silahı çünkü IŞİD'e karşı kullanmayacaklar. İŞİD'e karşı koalisyon güçleri tepeden bombalıyor. Her zaman hocamız söyledi. Zaten o imkan, o silahlar var. Bunu direkt bize karşı kullanmak için istiyorlar. Çok doğru. Ya ortada bir katil var. Yani Abdullah Öcalan denilen kişi dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük katillerinden biridir. Bu söylediğiniz CIA raporları da destekliyor. Yani en çok kan dökücü, en tehlikeli örgüt olarak PKK evet. gösteriliyor. Şimdi bu bir. PKK, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası, kanunları, efendim, yargı kararları ve dahi Yargıtay kararlarına dayanarak söylüyoruz. Bir terör örgütü müdür? Evet. Peki biz neyi, kimle konuşuyoruz? Yani samimi söylüyorum bunu anlamakta çok zorlanıyoruz. Yani millet olarak. İran'ın tavrı tam yani bunların anlayacağı dilden, anlayacağı stilden bir tavır gösterdiler. Yani ülkenin, o toprakların gücünü hissettirdiler. PKK o pisliklere. Kuzu gibi oldular hemen. Hepiniz gördünüz televizyonda. Nasıl orada protesto yapıyorlardı sokakta? Caddenin üzerinde caddeye bile inemiyor kaldırımda. Yani caddeye inemiyor. Kaldırım, elinde böyle küçücük A4 kağıtlar var. Sessiz sessiz kuzu gibi duruyorlar orada. Ya bunlar devletin gücünü hissettiğinde böyle kuyruğunu sıkıştırıp böyle kenarda duran aslında korkak tipler. Zaten birçok askerimiz de biliyorsunuz hep arkadan saldırıyor. Etek giyip saldırdılar. Evet, etek giyip saldırarak şehit ettiler.
Şimdi bunlar böyle. Şimdi hal böyleyken insan hakikaten bir tuhaf oluyor. Yani bir düşünüyor, burada bir gariplik var diye. Sonra bu ilgili parti çıkıyor, diyor ki yani bütün o işte müzakere taslağı diye bir şey çıktı biliyorsunuz, 10 maddelik. Ona baktığında en çok şey demokrasi geçiyor. 5 kere galiba demokrasi geçiyor. İşte bilmem kaç defa özgürlük geçiyor. Ha, böyle bol bol demokrasi ve özgürlüğün olduğu ifadeler var o 10 tane maddeye. Bir sürü özgürlük bir de kadınlara çok vurdu. Kadın hakları ve onu da konuşacağız. İşte ekoloji. Ekoloji diyor. Onu da sokmuşlar. Bunları da konuşacağız da yani gerçekten insan yani hakaret gibi oluyor aslında. Yani böyle bu halkımız sanki böyle haşa hani böyle balık hafızalı denir ya. Yani olanları biz unutalım. İşte geçmişte kaldı ve birçok da maalesef köşe yazarı yani kusura bakmasınlar ama utanmadan diyeceğim hem köşelerinde hem televizyonlarında yani ilgili kişilerle oturmuşlar konuşuyorlar ve diyor ki yani yüzümüze baka baka. E canım hani daha fazla insan mı ölsün? Bir sürü kan aktı. E ne güzel işte bak kan duracak. Daha ne istiyorsunuz? Hani verelim gitsin yani, kurtulalım bitsin. Geleceklerini PKK'yı övmede gören evet. Bazı yazarlar maalesef görüyoruz. Utanarak görüyoruz. Rahatına tarihe kara leke olarak geçiyorlar ama çünkü geleceklerini orada görmüşler. Evet. İşte içkisini nerede yudumlayacağını oradan alacağı parayla sağlayacağını düşündüğünden bol bol terör örgütü ve katilleri övmeye başlıyor. Ya o zaten aslında bir gelecek de yok. Onu hocamız çok güzel anlattı. Biz de programlarda hocamızdan nakil olarak. Adam zaten intikam hırsıyla yanıyor, tutuşuyor. Orada hakimiyeti sağladığında belki hani küçük bir geçiş döneminde bu tarz böyle cibiliyetsiz yazarlar yararlandırılır. İnsanlar hepsini tenzih ederiz yazarlarını da. Fakat ondan sonra zaten onların da tepesine çöküp rahat vermeyecekler. Çünkü komünist sistemde komünizm ve demokrasi ne kadar birbirine aykırı zıt kavramlarsa o tip bir fikir hakkı tanıma diye bir konu da yok. Ya yani. Bak zaten komünizmde fikir hakkı yok. Yani mesela Almanya vardı hatırlarsak geçmişte, bir demokratik Almanya vardı. Yani bu komünistlerin en büyük tuzağıydı bu. Demokratik kelimesini kullanmak. Yani demokratik Almanya dediğimizde bir muhalefet, bir fikir özgürlüğü, farklı fikirler var mı? Yok. Carız carız komünizm yaşıyorlardı. Ve bu komünizm geldikten sonra zaten muhalefet diye bir şey kalmıyor. Yani dünyadaki örnekleri de çok net bu. Yani bir Çin'de bir muhalefet var mı? Bir demokrasi var mı? Eski Rusya'da var mıydı? Veya Küba'ya giden. Hani Küba en bunun şeyin olarak gösteriyorlar. Küba'yı da böyle daha böyle popüler, böyle daha toz pembe bir hayat varmış gibi. Küba'da da 30 bin kişiyi hapsettiler, 10 bin kişiyi öldürdüler. Bir muhalefet var mı? Yok. Bütün komünist ülkelerde bu. İşte Yugoslavya döneminde. Kuzey Kore'nin adını konuşmuştuk. Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti. Çin Halk Cumhuriyeti mesela. Yani hem halk hem demokratik. Yani bunları aynı cümlede kullandıkları zaman gerçekten 20. yüzyıldan beri bütün insanları hipnoz eder gibi. Evet. Biz demokrasiyi savunuyoruz diyor. İşte ortada Kuzey Kore. Ve çok ilginç bak bizim bazen liseden arkadaşlarla konuşuyoruz. Onlar bile bu olaya düşüyorlar. Yani bu demokratik diyor ya muhalefet yapacak gibi gösteriyorlar kendini. Kadın hakları diyor. Geçen gün çıktı parti başkanı. İşte biz diyor Çerkezler için de, Aleviler için de, Gürcüler için hep herkes için varız. Bütün halklar için bir mücadelemiz var. Hepsinin özgürlüğü için diyor. Bunu da yani nasıl bir yüzle, nasıl bir vicdanla söyleyebiliyor? Net böyle yani böyle bu kadar yalanı ya cayır yani cayır ya, çıkıp. Anlayan var mı? Hani şimdi biz diyor ki mesela demokratik siyaset istiyoruz diyor. O maddede de var o. İşte demokratik evet. Siyaset tanımları, ilkeleri işte açıklansın. Ya şimdi demokratik siyaset istiyorsun da şimdi var olan duruma bakalım peki. Dedi ki anayasamızda terör örgütü olarak tanımlanan bir örgütün lideriyle sen hükümet arasında gidip geliyorsun. Ya, ara buluculuk yapıyorsun veya işte müzakere sürecini takip ediyorsun diyelim. Taşeronluğunu yapıyorsun her neyse. Şimdi sen bir ülkede bunu yapabiliyorsan HDP için söylüyorum. Zaten burada sen sonuna kadar demokratik siyasi hakkını kullanıyorsun zaten. Yani böyle bir şey benim tahminim yani başka bir ülkede olamaz ya. Mümkün değil. Yani ya. Bir terör örgütü lideriyle sen onu temsil ettiğini söyleyeceksin. Onun adına gideceksin. İşte konuşacaksın. Pazarlık yapacaksın. Yani bu ülkede aslında bizim ülkemizde demokrasinin, demokratik siyasetin tüm haklarının alabildiğine yaşandığı zaten bir durum var ki sen bunu yapabiliyorsun. Dolayısıyla yani sen neyi yapamıyorsun? Hangi hakkın elinden alınmış? Bunu anlamak mümkün değil. Az önce Seral'la program öncesi konuştuk. Yani
Sırrı Süreyya Önder'di galiba değil mi? Demirtaş. Demirtaş mı? Şey. Şu tehdit diyor ya, yani bu bizim istediklerimiz olmazsa diyor spikere, yani tatsız olur diyor. Buna benzer yani. Şimdi spiker de biraz tabii tedirgin oldu, alındı diyor ki, nasıl yani diyor, tehdit mi ediyorsunuz diyor. Cevap nedir? Demokratik şey, olarak, yani demokratik tehdit haklarımızla, ediyorum, demokrasiyle tehdit ediyorum. Ya bunlar işte Diyarbakır'da... Tehdit diye bir şey duydunuz mu siz? O en son yaşadığımız olayla daha... Her şeyin başında demokratik koyunca bunlar için oluyor. Yani demokratik evet, öldürme, demokratik katliam, evet, demokratik... Terör örgütü. Terör örgütü. Daha bir iki ay evvel işte Diyarbakır'da yaptıkları olaylar, kafasını taşla ezmeler, farklı düşünce yapısına sahip insanları seçime sokmama, sindirme, onlara yönelik baskı politikasını herkes biliyor. Her gün onlarca haber çıkıyor. Evet. Bunların özellik dediği o Kobani'de de PYD oraya geldi, YPG ile mücadeleye başladı. Orada başka muhalif gruplar da vardı normalde. Bunların hepsini sindirdiler. Yani bugün Güneydoğu'da şu an yapmaya çalıştıklarını orada yaptılar. Yani sen bir 7 maddeden bahsediyordun Kartal, onları aslında bir okusan. Ya kısaca söyleyeyim. Mesela şey mi, 10 madde mi yoksa? Yok, 7 madde. Bu insan hakları izleme örgütü var. Aha, Kobani'de bu PYD'ye yönelik yaptıklarını anlatıyor. Ya diyor ki PYD'nin yaptıklarını anlatıyor. Diyor ki PYD muhalif, Kürt muhalif partinin üyeleri siyasal faaliyetleri nedeniyle PYD tarafından yönetilen ASAŞ adı verilen polis teşkilatınca keyfi olarak alınıyorlar. Görevden uzaklaştırıyorlar, hapse atılıyorlar. Bir baskıya başlatıyorlar. Bunların avukatla görüşüyor, hani demokrat da bunlar, hani demokrasi getiriyorlar. Bu içeri aldıkları kişileri de avukatlarla görüştürmüyorlar ve uzun süre içeride tutuyorlar. Yol kesiyorlar. Mesela son 2,5 yılda PYD kısmen veya tamamen kontrol ettiği bölgelerde en az 9 kişi öldürüldü. Yani faili meçhul. Bir kısmı da kayboluyor bunların. Bunlara da bir çözüm bulamıyorlar. Tehcir ediyor. Bir kısmı gönderiyor, kaçıyor insanlar. Mesela yargıçlar var ama yargıçları zaten kendileri atıyorlar. Kararı da kendileri söylüyorlar. Kendi muhalifin hepsini içeri alıyorlar. 30'dan çok parti varken şu an hiçbiri yok. Eğer barizaneye yakın bir ekip kuruluyor, bir koalisyon gibi bir şey oluyor. Kendi aralarında birlik olmaya çalışıyorlar. Bunları da aynı şekilde baskı altına alıyorlar. Ya hemen şu Kobani olayından sonra ilk barizaneye cephe alıp oralarda da şeyde Şengal'da Ezidilerin bölgesine de kanton ilan etmeye çalıştılar. Halbuki o Barzani kontrolünde bir bölgeydi. Yani Barzani de nefret ediyor. İşte Amerikan zoruyla bunlarla bir arada duruyor. Ya işte bunlar zaten pislik olduğu için mesela Şengal'de de mesela oraya geldi, hemen orayı da sahiplenmeye çalıştılar. Mesela sanki yardım ediyormuş gibi, kendi halkları için çalışıyor gibi gözüküyorlar ama tamamen kendi güçleri, kendi varlıkları için, ya kendi hegemonyaları için hareket ediyor bunlar. Yani bunların Kürt halkıyla, Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorun yok. Onlarla ilgili hiçbir şey de yok. Faaliyetleri de yok. Bunu çünkü çok ciddi ayırmak lazım. Ya evet, yani bir adam çok önemli yani. PKK ile Kürt, sen dedin ya şey Seral. Her yerde Kürt diye geçiyor ya. Buna da çok şaşırıyorum. Yani bütün köşe yazarlarımız sağ olsunlar. İşte Kürt sorunu, Kürt problemi, işte Kürtlerle Türkler barışa çok yakın. Ya ne alakası var kardeşim? Şu Kürt kardeşlerimize bir şey yok. İfadesini çıkar, oraya PKK koy. Ya böyle bir konu yok, şu Kürt ifadesini kullanmayın ya, çok yanlış. Yani ay Kürt kardeşlerimize de hakaret oluyor. Türklere de hakaret oluyor. Çünkü Türkler ile Kürtler arasında bir sorun yok ki. PKK ile Türkiye devleti, Türk halkı arasında bir sorun var. PKK ile Kürt halkı arasında bir sorun var. Tek tek sayarsak bütün etnik grupların PKK ile sorunu var. Tarhan Erdem'in yaptığı bir araştırma var. Yani Türkiye'de 15 ila 20 milyon arasında Kürt olduğu biliniyor. Bunların çoğu batıda yaşıyor. Evet. Kim kimle çatışmış, kim kiminle takışmış. Yani hatta 4 milyona yakın Türk ve Kürt evli. Bunların çocukları da oldu. Yani o çocuk Türk mü, Kürt mü? Ya biz onlara öyle bir şey demiyoruz. Hiçbir zaman görmedik. Kim kimle savaş hali olmuş? Yani direkt demagojiyle bir konuyu buralara kadar getiriyorlar. Tabii ya, mesela Irak'taki Kürt kardeşlerimize de sorsak, Suriye'de de ki böyle, niye 2 milyon insan Türkiye'ye sığındı? Tabii PKK'ya hepsi karşı. Fakat tam hakikaten böyle bir başarının üzerine de böyle oturma gibi bir şey var. Kobani'de ezim ezim ezildiler. IŞİD perişan etti bunları. Havadan koalisyon güçlerinin bombalamasıyla artık enkaz bir şehir haline geldiği için, orada yağmalanacak, alınacak bir şey kalmadığı için IŞİD bölgeden çekilince de biz zafer kazandık, biz bölgeyi özgürleştirdik gibi bir havaya giriyorlar. Kazandıkları bir zafer başarı da yok. Zaten IŞİD'in Kürtlerle bir sorunu yok. PKK ile sorunu var. Aslında bölgedeki bütün güçlerin PKK ile bir sorunu var yani. Kürt kardeşlerimize yönelik ne Şiilerden olsun ne Sünnilerden olsun
herhangi bir şey gelmiyor. Ama PKK materyalist, dinsiz, Allahsız bir örgüt olduğu için bölge genelinde de münevver insanlar yaşadığı için herkes bu oluşuma karşı. Ya bunlar diyor ki biz Kürtler için varız diyor. Kürt toplumunun özgürlüğü için faaliyet gösteriyoruz diyor. Güneydoğu'daki gidiyor barajı yapan iş makinesini yakıyor. Orada ticareti engelliyor. Kepenk kapattırıyor. Burada o bölge kalkmayacak zaten. Yüksekova Havalimanı'nı Tayyip Erdoğan çok istemişti. Hala da hep onu söylüyor. PKK'nın en çok saldırı yaptığı, en çok şantiye basıp işçi kaçırdığı havalimanı inşaatı orası, Yüksekova. Ya bunu istemiyor. Yani devlet işte Güneydoğu'ya hizmet etti dedirtmek istemiyor. Bölgenin kalkınması demek, bölgenin batıyla daha çok sıkı fıkı ilişki içerisine girmesi demek, PKK'nın ne kadar pislik, kahpe, kalleş olduğunu bölge halkının daha rahat görmesi demek. Ya çok iyi görülmesi lazım. Mesela Kobani'de başları sıkıştı. Koridor açın, bizi kurtarın, Türk ordusu silahlı müdahale etsin. Yandım anam diye değil mi? Bize sığındılar. Sonra koalisyon güçleriyle bölgede kısmi bir üstünlük sağlandığında ilk cephe aldıkları, tehdit ettikleri ülke de biz olduk. Tamamen kaypak ve gün gün an an pragmatik politikalarla değişen bir yapısı var yani. Çok iyi görmek lazım. Yani bunlar Amerikalıları da çok sevdiğinden, bayıldığından değil. Yarın öbür gün menfaati Batı'dan da kesildiğinde, Amerika'dan da kesildiğinde bu sefer onlara cephe alacaklar. Mesela çok enteresandır. İsmail Beşikçi var, Kemal Burkay var, İbrahim Güçlü var, işte Orhan Miroğlu var. Bunlar da hepsi Kürt aydınlar. Bunların söyledikleri, yazdıkları, çizdikleri kimse tarafından çok fazla dikkate alınmıyor. Oysa ki İsmail Beşikçi, o A9 TV'de yayınlanan belgesellerde de zaten çıktı. Diyor ki, PKK'nın şöyle bir taktiği vardır diyor. Bir cümlede ne kadar çok demokratik kelimesini kullanırlarsa demokratik gözüktüklerini düşünürler diyor. Ve insanları bu şekilde aldatmaya çalışıyorlar diyor. Halbuki diyor PKK'nın olduğu yerde diyor ikinci bir fikir, ikinci bir muhalif, yani bir muhalif yapı asla olamaz. PKK 30 yıldır buna asla izin vermedi diyor. Ki zaten bu 4 kişi de ölüm tehdidi almış. İşte komünist terörü çözüm olarak görmediklerinden hocamız da söyledi, oportunist olarak görünüyor bunlar. Yani bunlar davayı satmış Kürt aydınlar olarak görünüyor. Niye? Terör yapmayın dedikleri için hepsi ölüm tehdidi alan insanlar. Ya da PKK'nın ilk başladığı lider kadrodan kaçırsa. Hepsini evet. Örgüt için infazlarla. Onun filmini de A9'da yayınladık. Hakeza kadın haklarını söylemiştin demin. Kadın haklarından bahsediliyor ama komünizmin kadına nasıl bir hak verdiğini zaten komünist kuramın kurucularından değil mi? Darwinizme dayalı bir kere. Darwin eşi için diyor bir kere yani diyor. Oyalanabileceğiniz bir meta diyor. Kediden köpekten daha iyidir diyor. Kadına bakış açısı bu. Eksik bir varlık olarak Darwinizm, materyalizmde tarif ediliyor. Bir de hep bir koruma ve kadın haklarını yüceltme fikri var ya. O zaman mesela niye cephelere hep kadınları sürüyorsunuz? Mesela PKK militanları o Marksist, materyalist ideolojiyle o gençlerin de kadınların da beyni yıkanıyor. Daha sonra cephelerde de en çok onu sürüyorlar. En çok da zayiat kadınlarda oluyor. Madem öyle kadın haklarını koruyorsunuz, kadına karşı bu kadar titizsiniz. Yani ideolojiniz yanlış ama o zaman kadını bir cepheden çekin ya. Bir de normal ölümlerine vesile oluyorsunuz orada o kadar. Kışın aylarca mağaralara kapatıyorlar kadınları da, çolukları, çocukları. Yani kaçırıyorlar bir de bak kaçırıyorlar. Mesela kaçırma yoluyla zorla kaçırıyorlar. O biliyorsunuz Güneydoğu'da zaman zaman gösteri yapan aileler var. Veya fidye alınıyor. Daha yeni iki tane çocuk biliyorsun yakalandı. Evet ya şu kadar mark bu kadar pardon şu kadar euro bu kadar dolar ver verelim diyorlar. Bu olayları da görüyoruz. Ya bunlar hangi kadınların haklarını savunuyorlar peki? Yani onu da anlamak mümkün değil. Yani onların dağda onlarla beraber elinde işte silah verdikleri o kızlar bayanlar mı kadın? Yoksa onun dışındakiler mi kadın? Veya kadın nasıl bir varlık? Bunu da açıklamaları lazım. Yani bir taraftan kadını yeriyor, işte o pis mağarada yaşatıyor, eline silah veriyor, işte beynini yıkıyor, adam öldürtüyor, azmettiriyor. Sonra diyor ki, efendim biz de eğer diyor hani istediğimiz şeyler olursa biz kadın haklarının dünyada bir numaralı savunucusu olacağız diyor. E kardeşim sen bunu yani uygulamanda senin böyle bir şey yok ki. Bir konu daha var çok önemli, onu da vurgulayalım. Yine aynı kişi Sırrı Süreyya Önder'di yanlış hatırlamıyorsun. İşte açıklamasında diyor ki hatırladığım kadarıyla hiç bu kadar diyor barışa yakın olmamıştık diyor. Ha, ilk defa bu kadar yakınlaştık barışa diyor.
Şimdi şunu çok merak ettim ben de. Yani bu barışın bedeli ne? Yani biz bu barış için karşılığında ne veriyoruz size? Siz bizden ne alıyorsunuz da barış oluyor? Ben bunu çok merak ediyorum. Yani bir de siz kimsiniz yani? Ayrıca ya o zaten yani bunları zaten kenara koyuyoruz. Biz hani o ince detaylara bakıyoruz. Yoksa zaten muhatap bile olunmaz da. Şimdi böyle bir laf atılıyor ya ortaya. Yani buna ya herkesin uyanması lazım. Eğer ortada yani PKK'yı memnun eden bir şey varsa bir kere burada bizim aleyhimize bir durum vardır bu kesin. Yani eğer diyelim ki hani onların dediği gibi barış gündeme geldi. Bunun karşılığı var. Bedava değil bu yani. Nedir? Ya özerklik, ya federasyon, ya konfederasyon. Neyse işte bunların adı. Bunun karşılığında benim anladığım barış olur. Onların barış anlamı, anladığı şeyi kastediyorum. Yani dolayısıyla biz bir şey veriyorsak onlarla barış olacak demektir. Bunun da açıklanmasını biz hasreten istiyoruz. Yani hükümetimizden de istiyoruz. Çözüm süreci, işte 10 maddelik efendim müzakere taslağı. Müzakere taslağını hepiniz incelediniz. Yani süper muğlak, anlaşılmaz. Zaten o 10 maddelik şey benim bildiğim kadarıyla Apo'nun savunduğu. Anladıklarında anormal şeyler zaten. Ha, yani onların da manaları üzerine de konuşabiliriz. Yani oradan da bir şey anlamıyoruz. Anladığımız şeyler de yani o maddelerin aralarına girdiğimizde kelimelerin ya bambaşka manalar çıkabiliyor oradan. Yani ya demin söylediğin aslında lazım. Çok güzel hocamız da söylüyor. Sen silah bırakacaksan şamata yapma. Git silahını bırak. Sana engel olan mı var? Elini evet, tutan mı var? Evet. Haklarımızı savunuyoruz diyorsan işte demin saydın gayet güzel her hakkını da Kürt kardeşlerimiz kullanıyor. Hatta daha da çok hak kullansınlar. Bir. Ama sen demokrasi kavramındaki gibi demokrat deyip arkasında cebren bu kadar zulüm, zalim, dikta yürütüyorsun. Barış diyerek de sen bir teslimiyet süreci olarak kabul ediyorsan senin anladığın manada barış, teslimiyet hiçbir zaman olmayacak bir şeydir. Asla kata, ahirete kadar. Türkiye Cumhuriyeti teslim olacak. Senin de federasyon, önce federasyon sonra da ayrı bir Kürt komünist devleti kurmana izin verecek. Onu anlıyorsan asla buna müsaade etmeyiz dedi hocamız. Evet. Bunun yeminini, ya, ahdini de verdik yani. Sözünü okuyayım hocamızın. Zaten biz hocamızın anlattıklarından nakil yapıyoruz. 31 Ocak 2013 A9 TV. Hocamız şöyle diyor. Aynen bu konuyla ilgili. Herkes kan aksın istemez. Barış ister tabii ki, sulh ister. Fakat bizim böyle bir şeyin karşılığında ödememiz gereken bir şey var mı? Ben onu merak ediyorum diyor hocamız. Adamlar durduk yere duruyorsa, anarşi terör çıkartmıyorsa, şehitlerimize yönelik saygılılarsa, askerimize saygılılarsa, yeni yeni kardeşlerimizi, koç yiğitlerimizi şehit etmiyorlarsa, orayı burayı bombalamıyorlarsa bu güzel. Ama durduk yere bu iyiliği niye yapmak istiyorlar? Biz onu anlamadık. Eğer bunun sonucunda biz şu amaçla, şu taleple bunu yaptık derlerse, o zaman çok acayip bir şey olmuş olacak bu. Ama durduk yere böyle bir şey yapıyorlarsa iyi güzel. Biz vazgeçtik, nadim olduk. Böyle bir şey, kötü bir şey diyorlarsa, bundan nedamet gösteriyorlarsa tamam. Ama değilse bunu düşünmek lazım. Ki bunun böyle olmadığını hocamız başka bir konuşmasında diyor ki, adam anarşi terör çıkartmayacaksa iyi tamam güzel ama bizden ne bekleniyor bunun karşılığında? Burası çok önemli. Yani bütün milletimiz buna dikkatini versin. Bölünmenin B'sini bile kabul etmeyiz. Yani Kürt kardeşlerimizi de mahvedecek bir kafa bu. Hiç kimse kalmaz böyle bir sistemde. Tuzağı görememeleri inanılır gibi değil. Ama demokrasiyle ilgili her türlü çalışmaya varım. Hukuktaki düzenlemelerde Avrupa ayarında, daha ileri ayarda her türlü çalışma yapılsın diye hocamız. Hatta hocamız diyor. Demişti ki bir kere. Yani mesela iyi ve demokratik bir şey talep ediyorsa bu fikrin nereden geldiğine bakmayız demişti. Yani bu Öcalan'dan da gelebilir, başka bir katilden de gelebilir, başka bir terör örgütünden de gelebilir. Ya adam iyi bir şey söylüyor. Ya buraya yol yapalım, buraya çeşme yapalım, insanlar su içsin. İşte bu yol kötü, kazalar oluyor, şu yolu düzeltelim. Ne güzel işte, adam doğru bir şey söylüyor, bunu yaparız. Şimdi o konu o değil. Orada adamların işte biraz önce senin okuduğun gibi silah bırakma karşılığında sen ne istiyorsun da böyle bir şey? Senin demokrasi istemediğin belli. Demokratik ortam da istemiyorsun. Çünkü o mesela 7-8 Ekim olaylarında 50 tane Kürt kardeşimizi şehit ettiler yine bu kahpeler. Orada şu ortaya çıktı. Müslüman Kürtleri fişlemişler.
Yani bir olay anında katledecekleri, şehit edecekleri Müslüman Kürtleri fişlemişler. Ya sen diyorsun ki ben bölgeye geleceğim. Bütün bu Müslüman Kürtlerin üstüne çörekleneceğim. Bunların kabusu olacağım. Bir de devletten silah alacağım, yardım alacağım. Yol kesiyordum eskiden illegal olarak, terörist olarak. Şimdi resmi görünümde burada bu bölgenin jandarması gibi olup bunları yapacağım. Bu büyük rezalet, bu büyük bir kepazelik gerçekten. Yani milyonlarca Müslüman insanı bu Stalinist katillerin eline teslim etmiş gibi bir şey. Ya bizi de buna zorlamaya düşünüyorlar. Ya böyle bir şey asla tabii kabul etmeyeceğiz. Bir de şey var ortada. Meselesi. Şimdi sen onu söylerken aklıma geldi. Bir büyük tehlike de hocamız bu hafta içi üzerinde çok durdu. Bir Musul operasyonu dillendiriliyor malumunuz. Musul şu an IŞİD'in elinde olduğu için koalisyon güçleri bir konsensüs sağladılar. PKK'da bunların orada kurduğu paralı asker grubunun ciddi bir milis gücü olacak gibi. Zaten amenna. Çünkü PKK bir numara düşmanı IŞİD. IŞİD hedef almış vaziyette. Arkasında böyle bir koalisyon gücünü istiyor. Şimdi oraya bir şekilde bizi de katmak istiyorlar. Bizle de mutabakat sağlamak istiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız olsun, Sayın Başbakanımız olsun, Milli Savunma Bakanı olsun. Ancak lojistik manada bir destek sağlanır dedi. Hocamız da bunu insani bir yardım olarak algıladı. Mesela yaralı olur, ilaç eksiği olur. Hangi tarafı olursa olsun bakılmaksızın, IŞİD'li olsun, PKK'lı farkı olsun. Öyle bir durumda insani bir görevdir, yardım edilir. Ama bunun dışında hocamız dedi, yani ordumuza yönelik silah sıkma, Müslümanlara yönelik silah sıkma, buna destek olma kimse yaptıramaz dedi. Müslümana silah sıkmak, Müslüman yanlış yolda olabilir, eksiği olabilir. IŞİD'in birçok yanlışı var. Hocamız da söylüyor, zulmediyorlar diyor, zalimlik yapıyorlar. Ama Müslümanı her halükarda silah sıkılmaz, bu açıkçası cinayet olur dedi. Ve buna fetva verecek insanlar da arıyorlarsa dedi, ona da engel oluruz hukuken kanunen, bunun vebalini kimse alamaz dedi hocamız. Ya buna yönelik de bir oyun var şu an. Yani bizi bir şekilde o pisliğin içine, yani kelimenin tam anlamıyla bir şekilde sokmaya çalışıyorlar. Burada da çok ciddi bir tuzak var. Çünkü oradaki zayiat olacak olan insan yine Müslümanları olacak. Çünkü Şii milisler de gitse, IŞİD de dövüşse, peşmerge güçleri de gitse sonuç olarak orada akan Müslüman kanı oluyor. Batılı askerler zaten müdahale olmuyor, tepeden bombalıyor. Bir de Türk ordusunun, Türk askerinin, Türk devletine bu oyuna sokmak şu an PKK haricinde ve belli menfi güçler haricinde herkes Türkiye'ye karşı saygı duyuyor. Gerek bu Suriye olaylarında olsun, Irak olaylarında olsun, insani yardım olsun, sahiplenme olsun, Ezidisinden Sünnisine, Şiisine kadar devletimiz sahip çıktı. Ama böyle bir katliama girmek, çünkü Musul'da sırf IŞİD militanları yok ki. Bir savaş anında zaten onlar kendini güzel kamufle ediyor. O bombalamalarda, saldırılarda Sünniler halk ölüyor. Bunun vebalini kimse veremez ve Türkiye'nin Allah esirgesin. Bir daha asla ve asla insani itibarı da iade olmaz. Bir de bu nasıl olacak böyle bir şey? Yani sen PKK'yla aynı safta mı savaşacaksın? O PKK'lı itler zaten bizim orada olmaz da oraya gitsen senin askerini vurur zaten. İlk hedefte adam yani. Tabii provokasyon yapar. Mesela Türk askeriyle yani. PKK yan yana savaşacak yani. Ya böyle bir şey akıl alacak gibi değil. Yani bunlar ne? Akıl tutumu düşünmesi yani, bile yani mantıksız yani. Çok şey zaten akıl almıyor. Yani çok komik bir olay. Yani sen PKK zaten yıllarca askerlerimizi katletmiş. Zaten korkak bunlar, kahpe arkadan vuruyor. Yani oraya Musul'a giden bizim askerlerimiz de arkadan vuruyor yani, öyle bir şey olsa. O yüzden de hocamız her zaman şunun üzerinde duruyor, hatırlarsınız. Gerek Cumhurbaşkanımıza, gerek Başbakanımıza, hükümetimize çok iyi sahip çıkmak lazım. Çünkü onlar tek devlet, tek millet, tek bayrağın üzerinde çok duruyorlar. Ama ellerini güçlendirmek lazım. Başta MHP olmak üzere Sayın Kılıçdaroğlu da çok ciddi bir şekilde sesini duyurması lazım. Bu bölücü ideolojiye karşı, PKK'ya karşı, bu koalisyon güçlerinin Orta Doğu'da oynadığı oyunlara karşı çok ciddi bir, bütün bir muhalefet ortaya konduğunda bu cesareti de kendinde bulamayıp geri adım atacaktır belli bir şey. Türkiye'nin hakikaten şu an bir de seçim sürecine gidiyor Türkiye. Bir de mantıksız bir seçim bu da. Yani sonuçta Güneydoğu'da şu an bir terör örgütü var. Halka baskı yapıyor ve seçime gitmeye çalışılıyor. Bu da yanlış. Ama yani şu an zaten komşularımızla bu kadar olay olurken ya Türkiye'deki Sedat'ın dediği gibi, zaten hocamızın dediği gibi, yani bu partilerin de Türkiye'deki bütün halkımızın da bir birlik olması lazım. Yani bu PKK'nın ne kadar pislik olduğunu herkesin bir araya gelmesi lazım. Para kaygısı da, gelecek kaygısı da, rahatın bozulmasın kaygısı da,
PKK'ya destek çıkmak, sözde demokrat oyunlarına bunların katlanmak, hani kanmak, ben de demokrasiye inanıyorum, bunlar da demokratlar zaten, beraber olalım. Veya zaten şu an tek muhalefet, bir de şu görüş var, yani şu an muhalefet yapabilen tek parti HDP'ymiş gibi, böyle bir vizyona soktular kendilerini bunlar, böyle bir moda soktular bu Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra. Bu da çok yanlış, bunların yani muhalefet yapacağı yok, tek bir amaçları var. Ya belli bir oy alacaklar veya işte bir şekilde bunu anlaşmalarla bölgede önce öz yönetim dedikleri özellik alıp veya yerel yönetimlerin güçlenmesini sağlayıp oradan özellikle gidip oradan federasyona gidip oradan da ayrılacak bunlar. Bunların hedefi bu. Başka bir hedefi yok yani bu partinin ve PKK'nın, yani Türkiye'nin geleceğiyle ilgili, Türk halkının, Müslümanların geleceğiyle ilgili en ufak bir kaygısı yok. Bu yönde duası da yok, şey de yok yani faaliyeti de olmayacak yani. Demokrasi de bunlar komünizm, yani sözlü demokrasi de komünizmi getirmek için kullanacaklar. Çünkü bunların zaten teşkilatları bu şekilde, yapılanması bu yani. Bunların bir ideolojisi var. İdeolojisi komünizm üzerine kurulu. Materyalist, Darwinist felsefe üzerine kurulu. Ya bizden de bütün bunları Kartal'ın anlattığı bu temel kavramları unutmamızı istiyorlar. Yani bunların hiçbiri yokmuş gibi. Yani karşımızda komünizm bir yapılanma yok. Terörist bir örgüt yok, eli kanlı insanlar yok karşımızda, katiller yok. Darwinist materyalist ideolojiyi savunan, bunun için insan öldüren, cana kıyan insanlar yok. Veya işte 30 bin, 40 bin, belki 50 bin vatandaşımız şehit edildi, bu da yok. Hiçbir şey yok. Ne var? Yani ne güzel işte, şimdi bunların hepsini yok sayalım, terör örgütüyle masaya oturalım. Nasıl bir... Peki masada ne var? Ya bir terör örgütü düşünün. Hakikaten öyle. Ekolojik işte yok bilmem ne. İşte kadın hakları, çoğulcu demokratik haklar, demokratik siyaset, işte özgürlükçü işte vatandaşlık hakları, eşitlik efendim haklarını silah bırakmak için koşul olarak masaya koyuyor. Ya gerçekten yani ben bunu söylerken ya acaba hani anlattığım şey anlaşılıyor mu diye şüphe ediyorum. Yani o kadar saçma ki. Ya içinde mantık yok, akıl yok, ya samimiyet yok. Yani evet, senin savunduğun bir şey değil. Alıyorsun Batı uygarlıklarındaki evet, şeyden maddeleri. Hangi madde hoşuna gittiyse inanmadığın halde, savunmadığın halde, pratik hayata geçirmediğin halde copy paste'le alt alta bir metin hazırlıyorsun. Ya aslında şunu anlamını yapıyorlar da bilmeden. Yani öyle bir bunun ne anlama gelir diye sorsan orada gerçekten yani hocamız anlatamaz. O ekolojiyle ilgili çok güzel espriler yapmıştı yayında. Yani dedi dağdaki dedi yani hayvanlar bile sizden, sizin pisliğinizden, iğrençliğinizden şikayetçi dedi. Suya giriyorsunuz dedi. Yılda bir kere yıkanan yani varlıklarsınız, mahlukatlarsınız. Orada balıklara yazık, zehirleniyor dedi. Oturup ekolojiden bahsediyor. Ya burada şunu yapıyorlar. Yine o maddeler de KCK sözleşmesinde aslında bunun kuracakları devletlerindeki, sözde devletlerindeki bakanlıkları aslında. Yani tabii ki. Ona teşkilatları tabii, bu. Tabii. Burada yani bunun diretmeleri, bunu komiteymiş, komisyonmuş gibi göstermeleri aslında o geleceğin bir altyapısını oluşturuyorlar. İşte yok sekreterleri olsun Öcalan'ın, işte bu komiteler oluşturulsun, onlar halkımıza şey yapsın, böyle yani işte dediğim bak, hukuk, sosyoekonomi, misaki milli, kadın özgürlüğü, ekoloji, sivil toplum, güvenlik, hakikatleri araştırma ve izleme. Ya bunlar böyle hepsinin isminin kamufle edilmiş. Hakikatler araştırılsa zaten 17 bin Kürt'ü infaz ettikleri ortaya çıkacak. Yani inşallah da araştırılır. Artık araştırılsın. Evet, evet. Tek tek 17 bin Kürt infaz eden PKK'nın ne kadar pislik, kahpe, kalleş olduğu bir kez daha ortaya yani çıkacak. Çok açık bir gerçek var yani. Hani derler ya çarşambanın geliş perşembeden bellidir diye. Hocamız Komünist Kürdistan Tehlikesi kitabında da, Komünizmin Kanlı Tarihi Belgeselleri kitabında da çok net anlatıyor. Gözünüzün önüne getirsin. Bilmeyen takipçilerimiz, kardeşlerimiz açsın, Google'dan baksın. Hangi ülkeye komünizm ne şekilde gelmiş? Tek bir şekilde gelmiş. Önce süslü cümlelerle gelmiş. Eğer güçlü değillerse, azınlıktalarsa belli tavizlerle, kelime tavizleri, bu tarz süslü kavramlarla gelmiş. Sonra iş başına geçtikten sonra muhalefeti tamamen etkisiz hale getirme, kendi düşüncelerinde insanları etkisiz hale getirme, en son parti içinde birbirlerini hainlikle suçlayıp tek bir adam haline gelme ve Kuzey Kore'deki şu an bakınız yaşanan modeldir yani. PKK'da eşittir budur yani.
Başka bir şey tek değil. Tek parti diktatörlük. Tek parti komünist diktatörlük. Tek adam yani mesela. Tek adam. Allah esirgesin. Evet. Hiçbir zaman olmayacak ama velev ki Allah esirgesin bir PKK varlığı olduğunda önce Öcalan'ı öldürecekler. Çok net belli. Liderler nefret ediyor. Sonra Duran Kalkan, Cemil Bayık, Murat Karayılan bunlar ayrı ses olarak mı kalacak? Hayır. Bir tanesi etkin ses olmak isteyecek. İşbirlikçilikle suçlayacak. Zamanında diyecek Türk hükümetiyle sen görüşüyordun. Böyle taviz verdi değil mi? Artık hangisi güçlüse teki kalana kadar birbirlerini de öldürecekler. Zaten yani. Bütün dünyada bu şekilde oldu. Fransa'daki evet. Fransız ihtilalinde de bu şekilde oldu. Yani Yugoslavya'da Arnavutluk'ta da bu şekilde oldu. Yani hepsinde. Biri mesela orada o bölge Tito başa geliyor. Troçkistleri yok ediyor. Stalin zaten yaptığı buydu. Stalin Troçki'yi vurdu. Mao'nun böyle yani. Hepsi öyle. İstisnasız her çünkü yerde. Bunlar bir amacı zaten kendileri bir yani. Bir de bunun yanında unutmamamız gereken en önemli gerçekte onlar birer kişi kaldılar ama o arada 50'şer milyon, 20'şer milyon değil mi? Sivil halk, masum halk öldü bu mücadelelerde. Rusya'da da öldü, Çin'de de öldü. 65 milyon insan öldü Çin'de. Değil mi? 50 milyon insan Rusya'da öldü. Bu mücadelelerde Kamboçya gibi bir ülkede 6 milyon nüfuslu yerde Pol Pot, Kızıl Kimer iktidarında 2 milyon insan katledildi. Gözlüklü diye, bu adam okur diye gözlüğüyle adam öldürdüler. Evet. Bak az önce senin söylediğinle ilgili birkaç tane gazete haberini alt alta koymuşum. Yani bunlar APO'yu da takmıyorlar dediğin gibi böyle bir konu. İlk de onu zaten öldürürler. Mesela diyor ki PKK MİT'le görüşmelerde mutabakat tamam diyen Öcalan'a rağmen Silvan saldırısını gerçekleştirdi. Bir tane haber. Sonra diyor ki Cemil Bayık Öcalan'a seni kandırıyorlar diyor yüzüne alenen. Sonra geçen yıl APO'nun silahlı kadrolar sınır dışına çekilsin talimatına rağmen örgüt sınır dışına çekilmedi haber. Barzani Öcalan'ın örgüt üzerinde hala etkisi olduğu kanaatindeyim. Ama iş pratiğe yani çatışmaya döküldüğünce ne olur bilemem. İşte Kemal Burkay'ın da Öcalan'ın etkisi sadece tabandadır ifadeleri de zaten. Yani hepimiz çok net yaş itibariyle evet. Hatırlıyoruz. Öcalan'ın serbest olduğu dönemde TRT'de yayınlanan görüntülerini düşünelim. Oradaki lider kadrosuna yaptığı aşağılamaları, onları adam yerine komamaları, her an ölümle tehdit etmeleri. Hatta Sakine Cansız da vardı bir tanesinde. Onun mahkemesini yapıyordu. Sürekli korku altında aşağılamayla yaşayan bir insan ne hayranlık ne sevgi duysun Öcalan'a. Yani. Zaten hocamız hep söylüyor ya yani bu iş tehlikesinden PKK'lıların hemen kaçması gerektiği aksi takdirde öldürecekler yani katledilecekler. Kaçın oradan diyor hocamız. Aynısı APO için de geçerli. Yani otursun oturduğu yerde öyle dışarı çıkma yerleri falan olmasın yani. Ha yani sokaklarda gezerse yani çıkar çıkmaz öldürürler yani onu da. Bu kadar nefret eden değil mi? Bu kadar şey yapan. Kendi zaten adamları en başta. Nefret ederken o böyle hani villasında hani şeyini viskisini yudumlayacağını falan düşünüyorsa eğer yanılıyor öyle bir şey olmaz. Evet. Yine birçok konu vardı ama bu konu en aciliyetli, en önemli konu olduğu için hatta defaten de bunu inşallah başka programlarda da konuşuruz. Güzel sohbet oldu. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Evet kıymetli izleyenler bu hafta da bizden bu kadar. Haftaya bir başka gündem analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.